Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün sizlerle birlikte Marmara Forum'da bulunan MediaMarkt mağazasındayız. Peki neden buradayız? Hemen açıklayalım. Biliyorsunuz önümüzdeki süreçte heyecan kesici bir futbol turnuvası bizleri bekliyor. Euro 2020. Türkiye uzun süredir bu tarz turnuvalara katılamıyordu ve Euro 2020 biletini almayı başaran ülkelerden biri olduk. Fakat malum pandemi sürecinden ötürü Euro 2020 düzenlenemedi ve bu yıla yani 2020'ye ertelendi. Önümüzdeki günlerde Euro 2020 start alacak arkadaşlar ve bunun için yapmamız gereken en öncelikli şey ne? Tabii ki güzel bir televizyon almak. Şimdi şunu öncelikle sizlere belirtmemiz gerekiyor. Artık televizyonlarda 4K devri yaygınlaşmış durumda. Biz bu mağazaya geldik. Baktığımız zaman genel itibariyle hemen hemen bütün televizyonlarda 4K özelliği bulunuyor arkadaşlar. 4K özelliği denildiğinde insanların aklına iki şey geliyor. Bunlardan birincisi futbol, ikincisi ise tabii ki de oyun. Futbolun şöyle bir güzel yanı var. Futbol yayını yapan kanallarda genel itibariyle 4K desteği bulunuyor ve Euro 2020'de de 4K yayın desteği bulunacak. Dolayısıyla Euro 2020'yi 4K yani yüksek çözünürlükte, ultra yüksek çözünürlükte izlemek istiyorsanız siz de bizim gibi bir MediaMarkt mağazasına gelerek buradaki çeşitli 4K televizyon modellerine göz atabilirsiniz. Biz buraya gelmişken ufak bir araştırma yaptık hemen. Bazı televizyonlara baktık. Fiyat performans bazında öne çıkan modellerden sizler için bir liste hazırladık. Şimdi listemizde yer alan televizyonlarla sizleri baş başa bırakacağız arkadaşlar. Bakalım Teknoloji Oku olarak seçtiğimiz televizyonları siz de beğenecek misiniz? Evet arkadaşlar, sizler için seçtiğimiz ilk modelin yanında duruyoruz. İsmi biraz uzun, o yüzden okuyacağım kağıttan. Samsung QE55, Q70, TA, TX, TK, SS5 arkadaşlar. Bu modelin tam ismi bu. Peki bu model bizlere ne gibi özellikler sunuyor? Hemen biraz sizlere bunlardan bahsedelim. Zaten ekrana bakar bakmaz 4K netliğini hemen fark edebiliyorsunuz. Zaten teknoloji mağazalarında bu 4K görüntüleri size net bir şekilde aktarabilmek için sürekli ekranlarda 4K görüntüler dönüyor. Dolayısıyla ekranlar arasında gezdiğiniz zaman hangi ekranın nasıl bir görüntü netliğine sahip olduğunu direkt olarak görebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki burada tek öne çıkan unsur çözünürlük değil. Baktığınız zaman tüm televizyonlarda 4K özelliği zaten var. Fakat öne çıkan bazı farklı nüanslarda bulunuyor. Örneğin bizim bu televizyonu seçmemizdeki temel nedenlerden biri, bakın şurada özel bir etiket yerleştirilmişler. TV ekran kurumasıyla sürprizlere geçit yok diyor. Diyor ki burada çizilmelere karşı panelinizi korur. Televizyon ekranlarından 8 kat daha sağlamdır. Tamamen şeffaftır. Görüntü kalitesini etkilemez. Ücretsiz yerinde konum hizmeti dahildir. Bu televizyonu aldığınız zaman arkadaşlar mutlaka televizyon korumasını da almanızı tavsiye ederiz biz. Neden? Çünkü dedik ya, Euro 2020 için alıyoruz bunu ve Euro 2020'de neyin ne olacağını bilemeyiz. Dolayısıyla televizyonlarımız için böyle bir koruma almamız da bizler için önemli olabilir. Şimdi gelelim tekrardan televizyonumuzun özelliklerine. Bu televizyon arkadaşlar LED ekran, LED bir panel. Dediğimiz gibi Ultra HD çözünürlüğe sahip 55 inçlik yani 139 santimlik bir ekran. Akıllı bir televizyon. Burada yani akıllı televizyondan kastımız ne? İçerisinde Netflix, Amazon Prime, YouTube gibi uzantılar mevcut. USB bellek içerisine kayıt özelliği bulunuyor bu televizyonda. Yani maçları izlerken arkadaşlar bu televizyonda USB recording özelliği sayesinde ne yapabilirsiniz? Dilediğiniz maçı o anda USB belleğinize kaydedebilirsiniz. Atıyorum Türkiye Euro 2020'de Almanya ile bir maç yapacak. Bu maçı ne yapabilirsiniz? Dilerseniz USB belleğinizi takarak hemen USB recording özelliği ile kayıt edebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla bu özellik Euro 2020'yi arşivleştirmek isteyenler için de çok önemli bir artı. Samsung'un bu modelinde öne çıkan bir diğer unsur ise fiyat arkadaşlar. Bu özelliklerine rağmen yani akıllı TV, internet bağlantısı, USB recording, 4K çözünürlük, 55 inçlik ekran boyutu,
Samsung'un özel LED teknolojisine rağmen bu televizyonun şu andaki fiyatı gayet makul diyebiliriz. Ama ben bu modelden çok fazla hoşlanmadım diyorsanız gelin şimdi sıradaki modelimize geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, sizlere önereceğimiz ikinci model ise Philips'in 58 Plus 8505 isimli modeli. Philips denildiğinde aklımıza gelen ilk teknoloji aslında AmbiLight özelliği oluyor. Biliyorsunuz Philips'in AmbiLight özellikli serisinde arka tarafta LED paneller var ve bu LED paneller izlediğiniz görüntüye göre renk vererek arka tarafında o renge bürünmesini sağlıyor. Örneğin şu anda ekranda mavili turunculu tonlar var. Bakın buradaki arkadaki LED'lerde ekrana gelen görüntülere göre değişiklik gösteriyor. Peki bu televizyon bizlere ne gibi özellikler sunuyor? Dilerseniz bunlardan biraz bahsedelim. Diğer televizyonlarımızdaki gibi yine bu televizyonda da Ultra HD yani 4K görüntü kalitesi mevcut arkadaşlar. Bir LED TV yani Philips'in LED teknolojisini kullanıyor. Dahili uydu alıcı mevcut. Smart TV yani akıllı TV özelliği de var bu televizyonda. Tarama hızı ise 50 Hz. HDR yani yüksek dinamik aralık özelliğine baktığımızda HDR 10 Plus desteğinin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yine A Plus bir enerji tüketimine sahip. Çıkışlara baktığımız arka tarafa HDMI, USB, CI Plus, Ethernet ve uydu alıcısı çıkışı görüyoruz. Fiyat tarafına geldiğimizde de yine sizin için seçtiğimiz uygun etikete sahip televizyonlar arasında diyebiliriz. Bu televizyonda futbol maçları izlemenin şöyle bir zevki var arkadaşlar. Biraz loş bir ortamda yani hafif karanlık bir ortamda izlediğiniz zaman stat yeşil, arka tarafta böyle yeşile bürünecek, gol olduğunda türbinler gözükecek, arka taraf o renklere bürünecek. Atıyorum Türkiye gol attı, ekrana bir Türkiye bayrağı geldi, arka taraf kırmızı beyaz gözükecek vesaire. Yani sizi maçın içerisine daha çok çekebilecek bir özelliğe sahip bu televizyon. Eğer böyle ben çok koyu bir taraftarım, tüm maçı böyle adeta tribünde yaşamak istiyorum diyorsanız gerçekten Philips'in bu modeli sizler için önemli bir alternatif olabilir. Sıra geldi 3. modelimize arkadaşlar. 3. modelimiz ise LG 55 Nano 816 NA APDZ SS5 modeli. Biliyorsunuz televizyon denildiğinde akla gelen ilk isimlerden birisi de zaten LG. Hatta OLED üretiminde LG ve Samsung'un dünya liderliğini oynadığını da zaten biliyoruz. Dolayısıyla burada LG teknolojisini tartışmaya zaten gerek yok. Sizler için seçtiğimiz bu televizyonda NanoCell yapay zeka Think teknolojisi de bulunuyor arkadaşlar. Bu teknoloji sayesinde daha net görüntüler elde edilebiliyor. Zaten şu anda ekrana yansıyan görüntülerin ayrıntılarını da görebiliyorsunuz. Yani şu yaprakların oynayışına, şu çayırın, çimenin görünümüne baktığınızda bunda maç izleme keyfinin nasıl olacağını az çok tahmin edebilirsiniz. Özellikle şu yeşil tonlarının nasıl göründüğü gerçekten çok göz alıcı. Tabii ki burada siz bunu kendi monitörünüzden izlerken tam ayrıntılı olarak anlayamayabilirsiniz. Bizim size tavsiyemiz hemen en yakın MediaMarkt mağazasına giderek bu televizyonlara yakından göz atmanız. Çünkü gerçekten görüntü kalitelerinin çok daha kaliteli, çok daha cazip göründüğünü sizlere söylemem gerekiyor. Şimdi gelelim bu televizyonun bizlere ne gibi özellikler vaat ettiğini arkadaşlar. Bu televizyonda yine 55 inçlik bir ekran söz konusu. Bu ürün tipi arkadaşlar NanoCell TV olarak geçiyor. Ultra HD çözünürlük yani 4K çözünürlükte Smart TV özelliği yine mevcut. Bluetooth gibi bağlantı noktaları da var. Televizyonun arka tarafına geçtiğimizde ise HDMI bağlantısından USB giriş noktasına kadar pek çok giriş ve çıkışın bulunduğunu söyleyebiliriz. Yani bir televizyonda ihtiyaç duyduğunuz tüm giriş ve çıkışlar bu televizyona yerleştirilmiş durumda. Ayrıca maçı yaşamak isteyenler için şöyle bir tavsiyemiz de olacak. Özellikle MediaMarkt mağazalarında bazı televizyonların altında şöyle soundbarlar da bulunuyor. Bu soundbarlar gerçekten televizyonlara nazaran çok daha kaliteli ses deneyimine sahipler arkadaşlar. Dolayısıyla televizyon alırken yanında bir de böyle soundbar almaya bakarsanız gerçekten burada kaliteli ürünler olduğunu da sizlerle paylaşmış olalım. Evet arkadaşlar, geldik sıradaki modelimize. Sıradaki modelimiz Sony'nin 65X9077 SS6 modeli. Evet, bu modelde de yine 4K çözünürlüğümüz standart olarak görünüyor. Gördüğünüz gibi burada biraz ekran boyutunun daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü arkadaşlar bu 65 inçlik bir televizyon. Şimdiye kadar size gösterdiklerimiz 55, 58 inç vesaireydi. Dolayısıyla ben biraz daha böyle büyük ekran istiyorum diyenler için bu televizyonu seçtik. Bu televizyonun görüntü kalitesi gerçekten çok iyi ki burada Sony kalitesinden bahsetmeye gerek bile yok zaten. Yine bu televizyonda da USB recording özelliği bulunuyor arkadaşlar. Yani Euro 2020 maçlarını hemen ne yapabilirsiniz? USB belleğinizi takarak
kayıt altına alabilirsiniz. Bu da gerçekten futbol tutkunları için önemli bir artı diyebiliriz. Televizyonda Smart TV özelliği var. Yani Netflix, işte Amazon Prime, YouTube gibi mecralara, yayın kanallarına direkt bağlanarak izleyebiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere yine pek çok dijital yayın platformunda 4K özelliği de bulunuyor. Bu sayede 4K keyfini de daha uzun süreli yaşayabilirsiniz. Evet, şimdi sıradaki modelimize geldik. Bu modelimiz arkadaşlar Samsung'un UE75TU7100UXTKSS7 modeli. Bu modelde arkadaşlar ekran boyutunu biraz daha büyütüyoruz. Şimdiye kadarki en yüksek ekran boyutumuza ulaştık diyebilirim. Biliyorsunuz bir önceki televizyonumuz Sony'nin 65 inçlik bir modeliydi. Burada ise ekran boyutu bir tık daha büyüyor. Şimdi ben futbol keyfini dev bir ekranda yaşamak istiyorum diyenler için seçtik bir televizyonu. Yoksa normal şartlarda 55 inçlik bir televizyon da pekala bir aile için fevkalade yeterli ve çözünürlük olarak, görüntü olarak her şeyi size sunuyor. Ama dediğim gibi ben maçları dev bir ekranda izlemek istiyorum diyorsanız işte karşınızda Samsung'un bu 75 inçlik modeli. Bir televizyondan beklediğiniz bütün özellikler yine bu modelde mevcut. Nedir? USB kayıt özelliğinden tutun da akıllı TV özelliğine kadar tüm fonksiyonlar bu televizyonda mevcut arkadaşlar. Burada dediğimiz gibi ön plana çıkan temel özellik televizyonun ekran boyutunun büyük olması. Gördüğünüz gibi çerçeveler neredeyse yok denecek incelikte. Dolayısıyla bu televizyonu karşıya koyduğunuz zaman sadece ekran varmışçasına bir hisse kapılabilirsiniz. Eğer ben büyük ekranlı bir televizyon istiyorum diyorsanız mutlaka bu modeli alternatifleriniz arasına eklemenizi tavsiye ederiz. Şimdi sizler için tavsiye edeceğimiz son modelimize geldi sıra. Sony'nin OLED 55A8 modeli. Bu model arkadaşlar isminden de anlaşılabileceği üzere 55 inçlik bir model. Az önce de belirttiğimiz üzere 55 inçlik televizyon da pekala sizler için yeterli olacaktır. Özellikle böyle salonum çok büyük değil, televizyonu koyacak çok fazla yerim, alanım yok diyorsanız hani büyük bir ekran yerine 75-60 inçler yerine 55 inçlik bir televizyon size fazlasıyla yeterli olacaktır. Sony'nin bu modeline baktığımızda yine beklentilerinizi karşılayacak tüm özelliklerin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 4K Ultra HD bir çözünürlüğe sahip. Bunun yanında akıllı TV özelliği de mevcut. Yani Netflix olsun, Amazon Prime olsun, YouTube olsun çeşitli dijital yayın kanallarına bağlanıp rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Evet, bugün burada Marmara Forum'da bulunan MediaMarkt mağazasına geldik. Euro 2020 öncesinde sizler için futbol keyfinizi zirveye çıkaracak bazı modeller seçtik. Dileriz sizlerin de hoşuna gider bu modeller. Önümüzdeki günlerde farklı videolarla, farklı içeriklerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.